Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %90 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar tongucakademi.com'da. LGS'ye son 21 gün. Sizlerden gelen sorular çok değerli. Hocam soru odaklı mı süre odaklı mı çalışmalıyız demişsiniz. Yani Mesut Can demiş ki hocam sizce yani çözdüğümüz sorular mı önemli? Günde 200 soru 300 soru mu çözelim? Yoksa günde 5-6 saat 7-8 saat mi çalışalım diye soru sormuş. Arkadaşlar buradaki yöntemimiz şu. Öncelikle şunu söyleyelim. Eğer konularınız bittiyse Artık çok az soru kaçırıyorsanız yani fende, Türkçe'de, inkılap tarihinde, dinde, İngilizce'de konu eksiğiniz yoksa. Matematikte konu eksiğiniz olabilir çünkü bazı sorular gerçekten yapılmayacak kadar zor olduğu için hala konu eksik hissedebilirsiniz. Ama diğer derslerde konularınız bittiyse çok az soru kaçırıyorsanız arkadaşlar evet soru odaklı çalışmalısınız. Neden? Çünkü günde en az 270 soru çözmelisiniz. Süresi ne olursa olsun ister 5 saatte bitirin ister 7 saatte bitirin. Bu 270 soruyu mutlaka bitirmelisiniz. Yani en az 3 tane deneme bitirmelisiniz. Bunları bitirdiğiniz zaman artık dinlenebilirsiniz. Ama konular bitmediyse çok az soru kaçırmak değil bayağı bir soru kaçırıyorsanız o zaman... Süre ve soru odaklı gitmelisiniz. Bu ne demek? Yani gene soru çözmelisiniz. Örnek veriyorum günde en az 2 denemeye denk gelen 90 çarpı 2 180 soru çözmelisiniz. Ancak gene eksik olduğunuz konularla alakalı bir saat video izlemek, bir saat ders çalışmak, bir saat işte ee, öze çıkarmanız gerekebilir. Yani konular bittiyse sadece soru çözüyorsunuz. Konular bitmediyse ders çalıştığınız süreyi de soru çözmeyip video izlediğiniz süreyi de çalışmalarınıza katabilirsiniz. Diğer bir durum ise şöyle. Çok eksik var hocam daha yeni yeni çalışmaya başladım diyorsanız o zaman evet süre odaklı çalışmalısınız. Yani günde en az 6-7 saatiniz ders çalışmaya ayırmalısınız. Çünkü çok eksiğiniz var. Bunun 2 saati belki video izlemekle geçebilir. 2 saati not almakla geçebilir. Geri kalan kısımda da anlayabildiğiniz kadarıyla, öğrenebildiğiniz kadarıyla konularla alakalı soru çözersiniz. Yani diyelim ki fen dersi eksiksiniz. açsınız, Son tekrar fenden buraları çalıştınız. Buraları çalıştığınız süreyi de dahil etmeniz lazım çalışmanıza. Burada bir soru çözüyorsun ama belki bu sayfayı 1 saatte çalışıyorsun. Belki burada toplam bir iki soru çözmüş oluyorsun ama buradaki bilgileri öğrenirken LGS'ye daha sağlam bir şekilde hazırlanırken belki 45 dakika vakit harcıyorsun. Dolayısıyla burada konu varsa ciddi bir şekilde sadece süre odaklı çalışmalısınız. Ama konu var ama çok fazla değilse yani yeni yeni çalışmaya başlamadıysanız o durumda arkadaşlar yine ders çalıştığınız süreleri yazacaksınız. Fakat diyeceksiniz ki ben bugün aynı zamanda iki tane de geri sayım denemesi çözeceğim. 180 soruyu çözeceğim diyeceksiniz. Dolayısıyla eğer video izleyerek Konu anlatımlı kitaplardan tekrar ederek çalıştığınız zamanlar varsa yani konu eksikleriniz varsa bu durumda süreyi de yazın onlar da çalışmanıza dahilir. Ancak konular bitti hocam ben artık sadece işte geri sayım denemelerinden doz denemelerinden veya elindeki diğer kitaplardan soru çözüyorum. Konular bitti diyorsanız o zaman süre değil soru odaklı çalışmalı günde 270 soruyu devirmelisiniz arkadaşlar. Hepinize legesle başarılar diliyoruz. Şimdiden yaptığınız her bir gayretin mutlaka karşılığını alacağını unutmayın. Kendinize inanın. Kendinize güvenin ve çok güzel bir şekilde o güzel liseleri kazanın. Hadi bakalım.